4 Ekim 1957'de Sovyetler Birliği Sputnik ismindeki ilk insan yapımı uyduyu yörüngeye oturttu. Profesyonel ve amatör telsizciler 20.005 ve 40.002 MHz frekanslarında şu sesi duyabiliyorlardı. Bu sırada bazı bilim insanları duyulabilen bu sinyalleri matematiksel işlemlerden geçirerek uydunun konumunun hesaplanması üzerine bazı çalışmalar yaptılar ve başarılı da oldular. Bir yıl sonra aynı ekip sorunu tersten çözmeye çalıştı. Uydunun uzaydaki konumunu biliyorsak kendi konumumuzu hesaplayabilir miyiz? Cevap evet. Transit ismindeki ilk uydu tabanlı navigasyon sistemi bu şekilde ortaya çıkmış oldu. Amerikan ordusu tarafından denizaltı ve gemilerde araçların bir noktadan bir noktaya gitmesine yardımcı olmak amacıyla kullanıldı. 1973'te Amerikan ordusundaki bir grup subay DNSS isminde daha gelişmiş bir sistem geliştirdiler. Daha sonra Navstar olarak adlandırılan bu sistemi şu an Global Positioning System yani GPS olarak biliyoruz. Aslında GPS küresel konumlama sistemlerinin Amerikan versiyonu için kullanılan bir isim. Yaygın olarak kullanılan bazı konumlama sistemleri ve üreten ülkeler. Şuradaki modüller sadece GPS uydularından konum hesaplarken şunlar GPS'e ek olarak GLONASS ve BeiDou gibi uydulardan da konum hesaplayabilirler ki bu da hassasiyeti ciddi oranda artırır. Şimdi GPS modülü kullanırken dikkat etmemiz gerekenlere gelelim. Konum hesaplama sürelerini 3 kısımda inceleyebiliriz. GPS alıcısı ilk defa kullanılıyorsa ya da 100 km ve üzeri hareket etmişse veya birkaç ay kapalı kaldıysa yaklaşık 15 dakikada almanak verisini indirdikten sonra konum hesaplayabilir. Geçerli almanak verisi varsa 30 saniye ile 3 dakika arasında konum hesaplaması gerçekleşir. Geçerli almanak ve konum verisi varsa birkaç saniye içerisinde konum hesaplaması gerçekleşir. GPS modüllerimiz ile alakası olmayan başka bir durum da cep telefonlarımız için geçerlidir. Cep telefonlarımız almanak ve konum verilerini internet üzerinden aldıkları için hep sıcak başlangıç yapabilirler. Buna da Assisted GPS yani AGPS denilir. Çoğu GPS modülü konum bilgisini bize hesaplanmış bir şekilde verir. Tek yapmamız gereken açık alana çıkıp güç verip UART bağlantısı ile modülü dinlemek. Arduino Uno ve uBlocks Neo 6M GPS modülü ile deneme yapalım. VCC'yi 5 volta, GND'yi GND'ye, TX'i RX'e yani 10'a, RX'i TX'e yani 11'e bağlıyoruz. Yazılım tarafında include software serial.h, software serial GPS 10,11 RX TX. Bu hangi pinin alıcı, hangisinin verici olduğunu gösterir. Setup kısmında ise serial.begin 9600, GPS.begin 9600 yazalım. Bu GPS modülü seri iletişimde 9600 baud hızında NIMEA formatında konum ve diğer bilgileri verir. Loop bölümüne string veri eşittir GPS.read string until eğik çizgi R yazıyoruz. Her NIMEA mesajı New line and carriage return yani yeni satır ve satır başı ile biter. Bu yüzden bu karaktere kadar okuma yapıp ekranda görüntüleyebiliriz. Biliyorum Arduino'da string kullanmak en etkili yöntemlerden biri değil. Ama yine de verileri hızlı bir şekilde takip etmemize yarayacaktır. Sonra NIMEA verilerini ekranda görmek için serial.print veri yazıp yüklüyoruz. Arduino ve GPS modülünü alıp açık alana çıkarsak ve birkaç dakika beklersek gerçek rakamlar görmeye başlarız. Bu verilerde konum bilgisi dışında saat, tarih, sinyal kalitesi ve uydular hakkında başka bilgiler de olduğu için biraz karmaşık gelebilir. Şimdi bu verileri daha kolay kullanılabilir hale getirelim. NIMEA 0183 formatına göz atarsak her satır dolar işaretiyle başlar ve diğer bilgiler de virgülle ayrılmıştır. Sonraki iki harf Amerikan GPS sisteminin G ve P'si, eğer GLONASS olsaydı G ve L görecektik. Sonraki 3 harf GPS sabitleme verisi. Sonra sırasıyla zaman, enlem, boylam, konum hesaplamada kullanılan uydu sayısı, deniz seviyesinden yükseklik bilgisini görüyoruz. GPS modüllerinin hassasiyeti konusuna gelirsek hata payı 2-10 metre arasıdır. Bu hata payının yatay sapmada olduğunu unutmayalım. İrtifa verisinde hata 15-20 metreyi bulabilir. Ayrıca binalar, ağaçlar ve bulutlar uydu görüşünü kısıtlayıp hatanın daha da büyük olmasına yol açabilirler. RTK denilen yöntem ve yerden düzeltme sinyali gönderilerek hata payı birkaç santimetreye kadar düşürülebilir.
Şimdi NIMEA formatındaki parçalanmış verileri görelim. Bu haliyle konum bilgilerini istediğimiz gibi kullanabiliriz. Gerisi tamamen hayal gücümüze kalmış. Videodaki bütün yazılımları ve GPS modüllerinin linklerini açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.